Günaydın arkadaşlar, bugünün vlogu başladı. Peki neden Ivan'ın içinde değilim? Çünkü hıyarlığıma Katuza Parkı'nda telefonumu unuttum. Arabanın anahtarını aldın mı lan? Evet, eğer bir YouTuber'sanız bu gibi fuarlarda ana kapı yerine bu kapılardan girebiliyorsunuz. Haydi girelim. Evet, fuarın ikinci günü. Neredeyiz? Bir ilk benim için de, sizin için de Husan Arms'tayız. İVA fuarında sponsorlarımızdan bir tanesi Husan Arms'ın standındayız. Selam abi. Yanımızda Ahmet Bey var. Aslında dün tanıştık kendisiyle ama şimdi burada ayak yapıyorum açıkçası ya. Yani videoda sanki ilk kez geliyormuşum gibi yapıyorum. Nasılsın? Allah aşkına iyiyim. Nasıl gidiyor? Ya iyi gidiyor vallahi. Merhaba Erol Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün fuarın ikinci günü. Evet. Biz de fuarı geziyoruz. Husan Arms biliyorsunuz fuar sponsorlarımızdan bir tanesi. Husan Arms bütün ürünleriyle IVA 2017'de yerini almış. Bu arada lensimde bildiğin örümcek var abi. Ölme. Evet, örümceği de kovaladıktan sonra standı bir gezelim beraber. Daha sonra da Erol Bey'le müsait olduğunda bir röportaj yapacağız. Bugün ikinci gün, çok yoğunsunuz biliyorum. O yüzden sizi daha fazla yormak istemiyorum. Ben izleyicileri birazcık tamam, fuarı tanıtayım. Tamam. Sonra tekrar beraber görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, şimdi Husan standında neler var? Öncelikle standı şöyle genel olarak size bir göstereyim. IVA 2017 Husan standı şurada. Şimdi standın içine dalalım, bir ürünleri ilk kez Tactical World YouTube kanalında ilk kez Husan'ın sonunda ellerimizde olacak ürünleri bir inceleyelim beraber. Peki neler var? MKA 1919 Match modeli fuarda yerini almış. Bunun birkaç rengi var. Bunun en güzel, yani şu tüfekte bence en güzel özellik ahşap kabze olması ve kabze, şimdi diğer tarafta bir tane daha var bu kabzeden, size göstereceğim. Çok şık. Onun haricinde yine gaz mekanizması altta, namlu üstte. MK 1919. Bunlar kilit harfinde ama şuradakilerden birazcık elimize alalım, anlatalım. Aynı ürünler keza orada da mevcut. Yine dijital kamu ama ten renginde bir dijital kamu MK 1919 modeli var. Zaten benden daha iyi tanıyorsunuz tüfeği. Yani bu videoyu izleyen %90 izleyici bu tüfeği benden daha iyi tanıyordur. Sizin için ilk değil, benim için bir ilk. Türkiye'de ciddi derecede iyi bilinen bir tüfek. Çok fazla fanatiği ve çok fazla kullanıcısı var. Husan firmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi 10 yıl garanti. 10 yıl bir tüfeğe garanti vermek her baba yiğidin harcı değil, kolay da değil açıkçası. Tüfeklerin üzerinde 5'li şarjörler takılı şu anda. Ama bildiğim kadarıyla 10'lu şarjör de var. Mekanizma çok iyi. Zaten izleyicilerin birçoğunun, yani daha doğrusu %90'ının abi Husan tanıt, Husan tanıt, Husan tanıt demesinden bu tüfeğin ne kadar kaliteli bir tüfek olacağını az çok tahmin edebiliyordum. Burada katlanır bir dipçik var, L dipçik. Yine şekilde teleskobik. Husan'da dikkatimi çeken ürünlerde ciddi, yani çok fazla renk seçeneği var. Bu kullanıcıya ne sağlar? Herkes keyfine göre bir tüfek Husan'da bulacağı aşikar, değişmez bir şey. Diğer ürünlere doğru bir geçelim. Yine MK 1919 Match'in altın sarısı rengi. Burada bir tane koyu kahverengi bir renk var.
Altta şarjörlülerde çok fazla görmemiştim açıkçası. Gravürlü bir tane yine şarjörlü var. Esas fuarda Husan standında en fazla ilgi çeken ürün, birazdan göstereceğim, birçoğunuzun bildiği Skull modeli. Yani Elkundağ'ın şarjör yuvasıyla birleştiği yerde kuru kafa motifi var. Çok şık. Fuarda çok fazla ilgi çekiyor diyebilirim. Benim hoşuma giden bir diğer şey, daha demin de gösterdiğim, çok farklı ahşap kabze seçenekleri var Husan Hans'ta. Bunlar da yine Husan'ı farklı kılan özelliklerden bir tanesi. Evet, şimdi Husan standındayız arkadaşlar. Zaten standı birazcık gösterdim. Şimdi İlyas Bey ile beraberim. İlyas Bey, Allah kısmet ederse herhalde, daha anlaşma evet. Sağlandı mı? Yok, anlaşma daha sağlanmadı. Allah kısmet ederse görüşülüyor. Fiilen görüşüldü, konuşuldu ve ilk adımlar atıldı. Evet. Yalnız kağıt üstüne daha %100 dökmedik. Evet, şu anda daha geliştirme aşamasında evet. Husan firmasının Almanya'da distribütörü olacak. Biz burada neyi konuşacağız şu anda? Türkiye'deki silah, biz nasıl kullanıyoruz bunları ve bu şarjörlerin Almanya'daki durumu nedir? Biraz ondan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle burada açık hava poligonlarınız var mı? Açık hava poligonlarımız var da yok. Yani şimdi burada onu kullanabilenler sadece özel, evet. Avcı takımları işte ve gerçek mi? Avcılarda zaten halktan üst boyut. Yani elit bir kesime burada avcı galiba. Evet, evet. Elit bir kesime daha fazla hitap ediyor. Ve bu tarz tüfekleri onlara sırtında taşıyıp estetikli durmasını ve kullandıklarında da ellerindeki tüfeklerden farklı olduğunu, güçlü olduğunu ve onlarla aynı sınıfta olabileceğini göstermek. Yani burada şey kanunları nasıldır? Mesela kişisel savunma. Buradaki kanunlar işte evine hırsız girdi bilmem ne. Yani bunlar mesela daha çok taktik tüfek olarak geçtiği için bizim ülkemizde. Evet. İnsanlar Türkiye'de son yaşanan olaylardan sonra şarjörlü silahlara böyle inanılmaz bir rağbet başladı. Tabii ki şimdi burada o kadar o rağbet yok. Peki yani, düzeltelim. Soruyu aslında şöyle sormak daha mantıklı. İnsanlar bunu dışarıya çıkıp atıcılık olarak kullanmaktansa evine alıp kendi güvenliğiyle ilgili bir garanti mantığında evinde tutar mı? Yok. Tutmaz. Onu burada tutmaz. Çünkü neden tutmaz? Şu an Almanya'yı tehdit eden hiçbir durum yok. Evet. Bir o. İkincisi, Almanya'da bunu alıp da dolapta tutamazsın. Bunun kilitli özel dolabı olur. O evde, şimdi, evde de dışarıda bulundurmak evet, da kilitli dolapta olmak zorunda. Ve şöyle diyeyim, tüfeğe verdiğimiz paranın iki katını kilitli dolaba veririz. O kilitli dolapta duracak, şarjörleri ayrı olacak, fişekleri ayrı bir yerde olacak. Evde. Yani evet, evimin içinde bunu çantada... Beyler, halinize şükredin. Aynen öyle. Abi. Ve öyle tutup da çantada bir arabada taşıyayım da bir yere götüreyim. Yok. Onların hepsinin özel izni, özel ayrı ayrı, ayrı ayrı sıkıntıları var. Böyle işte tutayım da, boş araziymiş, gideyim de vurayım da. Öyle bir şey yok. Hedef koyayım, iki tane hardox çelik hedef, burada kendimi çalıştırayım yok. Öyle, burada zaten jandarma olmadığı için polis bakar her yere. Polisin girebildiği her yerde de bu tarz şeyler zaten yasaktır. Özel izni olmadan. O zaman spor bakımından da atıcılıkla ilgili bir spor sektörü burada veyahut da böyle bir spor takımı var çok ama fazla çok böyle ufak hani o kadar. Ya buranın avcıları meşhurdur. Hani evet. Yeşil bir ülke olduğu için evet. Avcıları meşhurdur. Ama tutup da spor olarak bunu yapanlar var ama bu kadar yüksek seviyeye çıkabilen çok az kişi. Avcılık izinleri nasıl? Yine devlete tabidir. O izni almak için devletten alıyorsun herhalde. Yoksa tabii ki. Devletten izin alınır. Bunun i̇şte harcı, vergisi bir şey var mıdır? Tabii ki. Hani aldığımız tüfeklerde, silahlarda her şey zaten burada illegal, hiçbir şekilde yapamazsınız. Yaparsınız da yapamazsınız. Yaptığınız anda cezalar İtersiz. Çok ciddi yani, caydırıcı evet, herhalde. Yani çok ciddi ve sadece bu para cezasıyla da kalmaz. Evet. Yani. Türkiye'de biliyorsunuz ki en büyük derdimiz ruhsatsız silah. Çok fazla insanda olduğu, devlet de biliyor, biz de biliyoruz. Ama neden? Bizdeki kanunları biliyorsun, böyle çektirme esni abi. İşte Almanya'da kanun gibi uygulandığından bireysel silahlanma karşıtı bizdeki insanların işte o zaman Almanya'daki kanun mantığında mutlu olurlar. Ama bizde ne yazık ki onlar o şekilde işleyemiyor çünkü
ruhsatsız silahlanan çok fazla insan var ve çok fazla da canımızı sıkan olaylar var. Ya durumu birazcık herhalde anlamışsınızdır. Almanya'da da durum bu şekilde. Şimdi kameranın tam arkasında Husa'nın, daha doğrusu fuardaki yıldızı duruyor. Şimdi bu kuru kafalı Skull modelini bir inceleyelim. Hazır bu yıldızın başını boş bulmuşken birazcık şu tüfekten sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi tasarım hiçbir şeye benzemiyor. Yakışıklılık kesinlikle emsali yok. Sebepleri vahşi abi bu tüfek. Bu tüfek bildiğin vahşi. Bu tüfek bildiğin yakışıklı. Kolay kolay hiçbir üreticinin yapamayacağı, daha doğrusu yapmaya cesaret etmeyeceği özellikler var burada. Birisine deseler ki abi tüfeğin şarjör kısmıyla el kundağının arasına bir kuru kafa koyalım. İnsanlar der ki ya abi olur mu öyle şey, kuru kafalı şey satılır mı der. Şu anda ciddi bir yoğunluk var burada, o yüzden ara ara cümlelerim kesilirse kusura bakmayın. İnsanlar sırada, biz onları daha çok fazla bekletmeden tüfeğin genel özelliklerinden bahsedelim. Tüfeğin platformu Husa'nın bu 20 kalibre bir tüfek. 20 kalibre yine üzerinde 5'li bir şarjörü var. Tabi 20 kalibre bir tüfek olduğu için tüfek her ne kadar alttan gaz mekanizması namlu altında da olsa 20 kalibrenin vermiş olduğu avantajla el kundağı ince. Yine birazcık enli ama ince bir el kundağı var. Dolayısıyla elinize aldığınız zaman tüfeği açıkçası o kaba el kundakları gibi hani beni rahatsız eden el kundağı tarzı bunda yok. Bunda büyük bir özellik var arkadaşlar. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Bu nedir? Bu birincisi sahil atıcılar için. Tüfeği aldınız, atışınızı yaptınız, sahilden kurdunuz. Peki bitti mi? Bitmedi. Sol elli atıcısınız. Çıkma yok, değişmiyor. Hemen tersini döndürüyorum. Eğer sol elli bir atıcıysanız da tüfeğin solunda tekrar el kundağına konulmuş bir kurma kolu var. Bu kurma kolunu çektiğiniz zaman sağdaki mekanizma da çalışıyor, soldaki de mekanizma da çalışıyor. Bu el kundağının bir özelliği namlunun alt kısmında olması ve tüfeğe ekstra bir boy katmıyor. Dolayısıyla çok büyük bir özellik. Evet, bu arada fotoğraflarımız da çekiliyor. O yüzden flaşlar patlarsa şaşırmayın. Evet, aldığınız tüfeği, atışınızı yaptınız. El kundağından tutuyoruz. Bu el kundağından tuttuğumuz sırada hemen el kundağını şöyle göstereyim, kimseye doğrultmadan. Hemen el kundağının yanında kurma kolu var. Çok farklı, çok yenilikçi ve kullanış açısından daha demin birazcık denedim. İllaki sağ elle atıcı olmanıza gerek yok. Atış sırasında ciddi bir avantaj sağlıyor size. Aldınız, attınız, tüfek omzunuzda, eliniz burada, hemen ne yapıyorsun? Elini kaldır, çek. Bak, çekerken zaten tüfeği tutmanıza gerek yok. Bırak, kurma kolunu bırak, atışına devam et. Tak 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 tak, çek, tak tak tak. Dolayısıyla buradan alıp şuraya kaldırmayacağınız için, kurma kolunu önde olacağı için ciddi hoşuma gitti. Allah kısmet ederse Türkiye'ye döndüğümüzde bu tüfeğin atış videolarıyla sizlerle beraber olacağız. Şimdilik vlog devam ediyor. Husan standından ayrılıyoruz. Ama merak etmeyin, 10 küsür dakikalık bu ürünleri profesyonellerinden, sahiplerinden dinleyeceğimiz bir video sizlerle beraber olacak. Devam ediyoruz. Evet, fuarın ikinci gününde gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da diğer bir sponsorumuz Derya Arms'ın standının içine bir daldık. Derya'nın ürünlerini detaylı bir videosu yine gelecek. Ama biz fuarı gezerken fuarda hangi ürünlerle beraber katılmışlar, hep beraber gelin bir ona bakalım. Derya Arms'ın standındayız.
aynı Şarşol'da olduğu gibi İva'da da Derya'nın yıldızı Derya MK12 kırmızı rengini göstereceğim size. Videoda anlatmıştım ama tüfeğin üstüne takarak hiç göstermemiştim sizlere. Açılı gezleri ve üzerinde bir tane Bushnell'in holosu var. Şimdi bu tüfekte zaten bildiğiniz Derya MK12 özellikleri devam ediyor. Üstünde takılı olan Eykun'da şu anda en kısa modeli tamamen fazla olan pikleni raylar üzerinden çıkartılmış ve yine çok şık. Bunda K mod yok ama hafiflik olarak da MK12'yi en hafif yapan tüfek şu anda bu modeli. Evet, kırmızı modeli bu. Arkamız zaten kalabalık oldu. Sırf Derya'ya özel 10 küsur dakikalık bir görüntü yine sizle beraber olacak. Şimdilik bu hareketime devam edelim. Av Doğa Sporları. Özgür de yanımızda. Fuarda Özgür Av TV için çekimleri gerçekleştiriyor. Beraber güzel bir çekim şimdi yapacağız. Şimdi de bir Av TV için bir çekimde bulunacağız Özgür'le beraber. Siz de bunu buradan izleyeceksiniz. Buradan izleyeceksiniz. Evet. İvan'ın ikinci gününde sonuna yaklaşıyoruz artık. Her zaman gibi ayaklar davul. Sırtlar ağrıyor. Biz çekime devam ediyoruz. İva 2017 devam ediyor arkadaşlar. Biliyorum. Zaten sen bu işi çok iyi yapıyorsun. Sağ ol. Biz de 212 Av ve Doğa Sporları'nın yayına konuk olduk arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Özgür'e. Ben teşekkür ederim beni kırmayıp katıldığın için. Biz vlog çekmeye devam ediyoruz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sizleri fuar aktarmaya devam ediyor. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar ve şimdi içeriye gidelim. Evet. Buradan sevgili Özgür'e teşekkür ediyorum. Atar mısın standınla beraber karşılaşınca abi açılışı senle yapmak istiyorum dedi. Biz de kırmadık. Av TV için 212 Av ve Doğa Sporları yayınının açılışını beraber gerçekleştirdik. Zaten fuarın son saatleri bugün ikinci gün. Fuar alanına geri dönüyoruz. 2017 İva devam. Arkadaşlar merhaba. Ben Erkan Ertürk. Şu an Tolga'nın ekmeğiyle oynayan adam. Tolga bugün ama merak sarmış. Yiğiliyle domuz avı yapacakmış arkadaş. Tabii bu iş böyle taktik işlerine benzemez ama bugün başlıyormuş nasip olursa. Merhaba arkadaşlar. Ben de Tolga Bahar. Ben de Öz Hakiki Ata Team. Ben de bundan sonra beni av videolarımla mesela şöyle bir sahne var aklımda. Bakın bunu gerçekleştirebilirsem. Bir ormanlık alandayım. Kar var. Bu tamamen bana özgün bir şeydir. Projelerimin lütfen çalınmamasını istiyorum. Ormanlık alandayım. Kar var. Bir kamera sol arkamda. Bir kamera tüfeğimin üstünde bana bakarak. Tam karşımdan bir domuz bana doğru koşarken o domuzu gözünden vurabilme ihtimalini çekmek istiyorum. Siz onu boş verin. Öyle bir ihtimali biz çektik. Pardon ya. Şuradan. Şuradaki sol videoda. Köşe. İzleyebilirsiniz. Evet, sol doğru gösterdim. Sol şuradan evet. İzleyebilirsiniz. Şuradan da Ata Team'in YouTube sayfasını beğenebilirsiniz. Evet, fuarın ikinci günü de o zaman Ata Team Erkan Ertürk'le sizleri baş başa bırakıyorum. Bırakma kolumu abi, görüşürüz.